kol gücüyle çalışan tüm işçilerin ortak görüşü haline gelmiş durumda. Hayati önemiyle bilinen şah damarındaki tıkanıklık felç ediyor. Peki şah damarında tıkanıklık olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte şah damarındaki tıkanıklığın sinyalleri. Türkiye'de yaklaşık 150 bin felçli var. Bu ülkede 150 bin kişi felç geçiriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu rakamın neredeyse yarısıysa önlenebilir. Ve biz bunun 70 ila 80 binini engelleyebiliriz. Ve bunun sebebi şah damarı tıkanıklığı. Boynun iki yanında kanı beyne taşıyan şah damarındaki tıkanıklıklar felç ve ölüme yol açabiliyor. Bu hastalıkların hepsi sinyallerini veriyor aslında. İlk belirtiler önemli ve dikkate alınmalı diyor uzmanlar. Tıkanıklığı olan hastalar geçici görme kaybı, geçici şuur kaybı, geçici konuşma bozukluğu, geçici kolunda veya bacağında güçsüzlük ve baş dönmesi gibi şikayetler olabilir. Ve bizim insanımız genelde bunu önemsemez. Gerekçe işte tansiyonum düştü, bir tuzlu ayran içeyim. Halbuki bunlar öncü depremler. Kalıcı depremin habercileri. Hani insanlar, şimdi eminim herkesin ailesinde ya da çevresinde, komşularında bir tane yatalak insan vardır. Sebebini gidin sorun, daha önce bu semptomlar aslında varmış. Yıllarca konuşamayan ve yürüyemeyen şah damarı tıkalı hastalar, lokal anestezi altında yapılan damar cerrahisiyle 30 dakikada sağlığına kavuşuyor. Çok basit bir boyunlarını dinlemek dahi tecrübeli bir doktor tarafından şah damarında darlık olup olmadığına yöneltilebilir. Ama kesin bir şey demek için ultrason yapılabilir. Hani nasıl efor testi yaptırıyoruz, kalbimize bir şey var mı kabaca anlıyoruz. Buraya da ultrasonla bakılıp damardaki darlık derecesi anlaşılır. 5 santim, 6 santim açarak lokal anesteziyle konuşa konuşa bu şah damarın içindeki o pıhtıları, o çamuru temizliyoruz. 30 dakikalık bir ameliyat, ertesi gün taburcu oluyor bu insanlar. Çünkü bizim insanlarımız riskinden dolayı ya da ya 70 yaşında insan ameliyat olur mu, 80 yaşında insan ameliyat olur mu, 90 yaşında insan ameliyat olur. Niye olur? Kalan ömürlerini yatalak geçirmesinler diye. Kalp damar cerrahi uzmanı doçent doktor Yusuf Kalko, minimal invaziv damar cerrahisi yöntemiyle hastalara lokal anestezi uygulandığını ve ameliyat sırasında hastalarla konuşarak felç riskini en aza indirdiklerini ifade etti. Uzmanlara göre